Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Remzi Kamala yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Manyak bir videoya daha karşınızdayız arkadaşlar. Ne videosu bu? Çekiliş videosu arkadaşlar. Peki hangi hesabın çekilişi? Benim yedek hesabım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu hesap çok şanslı. Çünkü neredeyse hiç Minecraft yatırmadan sadece indirimlerden iki tanesini aldım. Bir 100 liralığı bir de 9 liralığı aldım ve toplam arkadaşlar 2700 ve bedava ödülleri yaptım. Oyun girdiğimizde Konam ID'yi vesaire bağladım. 3 3,5K Minecraft'ta hatta belki 4K olabilir. 11 ikon bulduk ki muhteşem bir hesap. Hatta art arda 3 ikon çıkarmıştık bu hesapta. Daha önceki tayyipçilerimiz bilirler. Müthiş bir hesap. Çok şanslı, çok ballı bir hesap ve ben bu hesabı sizlere vermek istiyorum. Öncelikle hesabımızı hemen tanıtalım. Daha sonrasında bu çekiliş için bu hesaba sahip olmak için yapmanız gerekenleri de anlatayım arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Eğer daha iyi hesabınız varsa bu size çıkarsa da satarsınız abi. Ne istiyorsunuz? Bence herkes katılmalı. O zaman gelin şu hesabımızı analiz edelim. Önce baktığımızda arkadaşlar sözleşmede 17 tane bedava oyuncumuz var. 17 tane. Ayrıca tıraş oldum. Karizmaya bakar mısın? Karizmaya bakar mısın? Tamam. Tamam sakin ol. Sakin ol. Evet baktığımızda 17 bedava oyuncu bulunuyor hesapta arkadaşlar. 156 bin GP'miz var. 20 microbe'miz var. Çünkü en son Gerard'a harcamıştık. Ve bu hesaba baktığımızda arkadaşlar takımıma tıkladık. 228 tane oyuncu var ki oyunun en iyi oyuncularından oluşuyor arkadaşlar. Müthiş oyuncular var. Öyle böyle değil. Göstereceğim hepsini. Fakat oyuncuya geçmeden önce arkadaşlar menajerleri göstereyim. Bakın benim menajer bilgime güveniyorsanız müthiş menajerler düşürdüm ve hepsini aldım. 13 tane menajerimiz var. Arkadaşlar Descamps var. 4-3-1-2 dizilişinde müthiş bir hoca. Gasperini'yi zaten oynattık. Sürekli ben Ascaton'da da oynuyorum. Çok zevk aldığım bir hocadır biliyorsunuz. Manalt var 4-2-2-2'de. Çok fazla sevilen bir hoca. Onu da aldım. Bu er. Üçlü forvetin en iyi hocalarından Çoçetti ile beraber. Hücum bölgesi geniş. Normalde üçlü forvette hücum bölgesi geniş hoca bulmak gerçekten çok zor. Fakat buldum hemen yapıştırdım ve 5-2-3'ün en büyük hocası Petkovic. Hatta şu an sıralamada Türkiye birincisi ya da ikincisi olması gereken Deniz Güneş kankam Revengers Deniz Petkovic kullanır. 5-2-3'ün en iyi hocası Petkovic'tir abi. Daha sonra Laporta var ki 4-1-2-3 çift OUS'li bu hocayı da kaçırmam dedim. Kesinlikle almam lazım direkt yapıştırdım. Üzerine Koh var. Kohut bayılıyor abi herkes. Çünkü Dünyanın en büyük dereceli insanları hep kohla oynuyordu. Kohu da aldım koydum. Ve Şenol hocamızın az bulunan 4-3-1-2 dizilişi var. Ve bu diziliş gerçekten muhteşem ve az bulunuyor. Bunu da kopardık arkadaşlar. Ki Rondina var. Ben bu Rondina ile de Türkiye oyuncusu olmuştum. 4 günde muhteşem bir hoca da aldım. Spak şey için aldım. Uzun top kontra atak. Bazı uzun top atan kardeşlerim için de aldım koydum. Zeytler var ki 4-1-3-2'de muhteşem ve baktığımızda Cardoso'yu niye aldım? Beğenmişimdir illa. Onu bilmiyorum. Aramburu'da da oyunun ilk verdiği teknik direktör. 13 teknik direktör var. 11'i piyasanın en çok oynatılan teknik direktörleri. Haberiniz olsun. Muhteşem teknik direktörler. Ve şimdi en önemli kısma geliyoruz arkadaşlar. Oyuncularımız. Oyuncularımız kimlermiş? Kadromuza hemen bakalım. Abi şu kadronun güzelliğine bak. Rashford forlan, Rumeniği de sayarsak oyunun en iyi 3 forvetidir net. İkisini yakalamışız. Rummenigge daha gelmedi o onu da yakalamaya çalışırdık. Ronaldinho, ile beraber oyunun en iyi ofansforu sahasıdır. Hatta bu ikon Ronaldinho oyunun en iyi ofansforu sahsı sahası diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve Gerrard çoğu oyunu çok iyi bilen kesime göre oyunun en iyi göbek oyuncusudur. Petit'i e bulduk orada. Gilberto Silva'yı bulduk. Ve biliyorsunuz Gilberto Silva buzlu halde Legend Vieira'dan iyidir. Fakat buzlu olunca bir tık aşağı düşüyor ki. Yok edici olduğu için muhteşem bir dost. Özellikle Petit de ona yardımcı oluyor. Muhteşem abi. Sağ beke baktığımızda Arnold 99 kolay kolay bulunmaz. Bak peynir ekmek de ye. Stopper'de Alaba var. Sol bekte 95 oluyor. Dost'la oynuyor. Her türlü yerde oynuyor. Ve diğer stopper Delight onu FFP'den çektik. Anlatmaya gerek yok. Sol bekte arkadaşlar 97 Alfonso Davis ki müthiş katlıyor. Oturan bir oyuncu. Onu da anlatmaya gerek yok. Kalecimiz Legend Kan arkadaşlar. Legend toptan da kan çıkarmamız muhteşem oldu. Kaleci problemimiz giderildi. Kato dışına baktığımda hocamın maliyeti yetmediği için iki tane beyaz top koydum arkadaşlar. Çünkü takımın maliyetini yetireyim maliyeti aşmasın diye. Baktığımızda Ronaldo Messi oyunun verdikleri zaten ikisi de var. Ve Giggs var kadroda Eğer kanatlı bir diziliş oynuyorsanız Giggs muhteşem oynar. Hatta Giggs Ronaldinho'yu ayrı ayrı kanatlarda oynatabilirsiniz. Müthiş iş yapar arkadaşlar. Baktığımızda Mbappé'nin yüzünü çektik. Ve burada Odegaard var 96. O da FFP'den alındı. Baktığımız arkadaşlar müthiş bir kimi var. 98 rek debrim var. 97 üzerine Benzema var. 96. Baktığımızda Foden var arkadaşlar. Onun üzerine Diallo var. Cuadrado var. Matheus var. Legend olarak Zico var arkadaşlar. Bu kimmiş? Mbemba var. Katloya baktığımızda canavar abi. Çoğunuzun hesabından gerçekten iyidir. Çoğunuzun işinize yarar. Sizin hesabınız daha iyisi bu hesabı yedek hesap olarak kullanabilirsiniz. Hatta üzerine baktınız kullanmıyorsunuz satabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bu hesabın şansına çok güveniyorum. Maksimum 4000 My 10 tane 11 tane ikon çıkardık. Şaka değil. Hani gerçekten şaka değil muhteşem bir şekilde şanslı. Hele de bu hesabı ilk açtığımda ilk tofa Rashford, ikinciye Giggs, üçüncüye Boş, dördüncü tofa tekrar Giggs çıkarmıştır arkadaşlar. Müthiş. Forlan'a tek attık. Bu hesaplar Ronaldinho'ya tek attık. Gerard'a tek atmadı. 700 Michael falan çıktı Gerard. Ve en çok Campbell için harcadım arkadaşlar. İki tane Gilberto Silva, bir tane Petit vardı. Baktığımızda bakın iki tane Gilberto Silva çıkardık arkadaşlar. Bir tane de Petit bulduk. Hani gönül isterdi ki Campbell'ı da bulmak ama bulamadık. Ve derecemiz 1200. Meşleyi tamamlamıştım biraz. Oradan yükselmişti. Peki bu hesaba sahip olmak için neler yapmanız gerekiyor? Hemen onu anlatalım abi. Yapmanız gerekenler çok basit arkadaşlar. Birincisi bu videoya like atıyorsunuz, kanalıma abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Daha sonra da Instagram adresinizi bu videonun yorumlarına yazıyorsunuz. Onun üzerine de bunları yaptıktan sonra Instagram Remzi Kamalak adresini takip ediyorsunuz arkadaşlar. Çünkü Instagram'da ulaşacağım için Instagram'dan takip etmesi şart bu hesabı çıkan kişinin. Sadece bir kez yazmanız yeterli. Bakın sadece bir kez. 15 kere de yazsanız, 20 kere de yazsanız şansınız aynıdır. Sadece bir kez yazın yeterli. Fakat birden fazla hesapla katılırsanız da şansınız artar. Fakat tek hesap için bir yorum diyoruz. Arkadaşlar şartlarımız bu kadar. Çekiliş ne zaman açıklanıyor? Bugün ayın 5'i. Ayın 10'una açıklarız. 4-5 gün beklesin. Ona göre de hesap tahlilisini gene YouTube canlı yayınında açıklarız. Ondan sonra da arkadaşlar yolumuza bakarız. Ondan sonra da bilmiyorum telefondan yedek bir hesap açarım herhalde gene. Gene uğraşırım arkadaşlar. Bakalım umarım güzel olur diye umut ediyorum. İnşallah hesap çok isteyene çıkar. İkonları olmayan kardeşlerime çıkar. Ben zaten bunun sözünü vermiştim. Fakat şunu dedim. Biraz ikonlarını çoğaltalım. Ondan sonra bu hesabı çekiliş yapalım dedim. O yüzden de arkadaşlar birazcık geciktik. Kusura bakmayın. Hesap sizin de şu saatten sonra çekilişe katılın. Tekrar söylüyorum. Videoya like at. Abone ol. Bildirimleri aç. Yorumu Instagram adresini yaz. Ve benim Instagram adresimi takip et. Instagram Remzi Kamalak. İnşallah güzel bir çekiliş olur. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.